Finans'ın katkılarıyla hazırlanan Bizim İnsanımız başlıyor. Sevgili izleyenlerimiz, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın sesi olan Show Türk ekranlarının sevilen programı Bizim İnsanımızdan herkese merhaba. Ekip olarak yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmenizi temenni ederiz. Yeni yıl geldi geliyor derken 2010'un ilk günlerini neredeyse tamamlıyoruz. Show Türk ekranları aracılığıyla 2009'da Avrupalı Türklerin yaşamını ilgilendiren çeşitli konularla kimi zaman mutluluğunuzu, kimi zaman üzüntülerinizi paylaşmaya çalıştık. Umut ediyorum ki 2010 yılı sizin yılınız olsun. Olumlu, pozitif düşünün ki her şey hayatınızda olumlu olsun. Yeni yılın ilk haftasında farklı konu ve konuklarla karşınızdayız. Bizim insanımız başlıyor. Sen hayatsın. Hızlı akan hayatımda bazen şurada, bazen burada. Stuttgart ve Reutlingen'de Aktüel Gazete'nin hazırladığı Profesör Doktor Ahmet Maranki ile Şifalı Bitkilerle Sağlıklı Yaşam ve Tedavi Konferansı'na hepinizi bekliyoruz. Süper. Oo, saçımı oynamayın. Saçı bozma. Yapma, yüreği bozma. DKMS gel yap başını sen de bir kez. Sevgili izleyenlerimiz, ekip olarak Avrupa ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızdan yeni yıl mesajları aldık. Bu samimi mesajları birlikte izlemeye ne dersiniz? Sakın Show Türk'ten ayrılmayın. Yurt dışında yaşayan, Fransa'da yaşayan yeğenlerime, amcamın kızına, İngiltere, Londra'da yaşayan amcamın oğullarına yeni yılda mutluluklar, huzur dolu bir yıl geçirmelerini dilerim ve ayrıca tüm Avrupa'da yaşayan Türklere de mutlu yıllar dilerim. Yurt dışında yaşayan Türk insanlarına ve ülkemizde yaşayan bütün insanların yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Barışın ve huzurun egemen olduğu yeni yıl ve nice yıllar diliyorum. Ayrıyetten Almanya'da yaşayan aileme, Uzun Dağlar ailesinin yeni yılını kutluyor. Onları sevgi ile kucaklıyorum. Yurt dışında yaşayan tüm akraba ve dostlara yeni yıl kutlu olsun. Yeni yılın bütün dünyaya, Türkiye'ye ve dünyada yaşayan bütün Türklere hayırlı olsun. Oğlum da Almanya'da. Ona da mutlu yıllar diliyorum. Efendim, ülkemizden çok çok uzaklardasınız. Her nerede oluyorsanız ve her nerede bulunuyorsanız, ülkemizden sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenli yıllar diliyorum. Thank you.
mutlu yıllar. Herkese mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Yurt dışında yaşayan Türklere sizden bir yeni yıl mesajı alalım. Söyleyeyim, orada yaşayan bütün vatandaşlarımıza yeni yıllarını kutlarım. Mutluluklar dilerim, sıhhat dilerim, afiyet olsun dilerim. Siz de Münih'te yaşıyorsunuz. Ben de Münih'te yaşıyorum, 42 senedir. Nasıl Avrupalı insanın yeni yıldan beklentisi nedir? Ne beklesinler? Herkes sıhhat bekliyor, rahatlık, ferahlık bekliyor. Başka bir şey beklemezler insanlar. Bunu bekliyorlar işte. Yurt dışında yaşayan Türklerin ve Almanya'da yaşayan teyzemin kızının yeni yılını kutluyorum. Bu yeni yılın herkese sağlık, sıhhat ve mutluluk getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar, buon Natale. Mutlu yıllar, buon Natale. Yurt dışında yaşayan tüm Türklere yeni yılı kutlu olsun, hayırlı seneler, nice yıllar daha. Hepsine çok selam. Yeni yılını kutluyorum Mevlüt'e, yeğenim. Yücel Bey, damat, çok selam ederim Türkiye'de, İstanbul'da. Bütün arkadaşlarımıza, sevdiklerimize, yeni yılda gurbetçi arkadaşlarımıza, bütün büyüklerimize yeni yılını kutlar. Her şey gönlünce olmasını istiyoruz. Yurt dışında akrabalarınız var mı? Var, dayılarımız var, amcalarımız var. Onlara da çok çok selamlar söylüyoruz buradan. Yeni yıllarını kutluyoruz. Burada ben yurt dışında yaşayan bütün gurbetçi arkadaşlarımıza, Avrupa'nın, dünyanın her tarafından Türklere ilk başta önce bizden buradan selam gönderiyorum. Onlara hasretle vatanlarına sürekli bizim yanında olmaları, yanında olduklarımızı bilmelerini istiyorum. Oradan hepsine huzur, sağlık, mutluluk, esenlik diliyorum, bol kazanç diliyorum. Yurt dışında yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize hepsinin yeni yılına hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ve bacıma, enişteme de çok çok selam ederim. Bütün Türk vatandaşlarına yeni yıllarını kutlu ve mutlu olmasını dilerim. Akrabalarınız var mı da orada? Var akrabalar. Amca çocukları var. Kendi çocuklarım da var. Kendi çocuklarımız var. O zaman onlara da özel bir mesaj alalım sizden. Çocuklarıma ve gelinlerime, kızlarıma, bütün cümlesine selam ederim. Yurt dışında yaşayan Türklere bir yeni yıl mesajı alalım sizden. Efendim benim konumum itibariyle çiğ köfte sattığım için de yurt dışında Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da hatta Fransa'da dahi gurbetçi müşterilerim var. Buradan alır götürürler, yerler ve bana mesaj çekerler, hatırlarlar beni devamlı. Onların yeni yılını kutlarım, esenlikler dilerim, bol hayırlı kazançlar. Türk alemine de, Müslüman alemine de hayırlı hayırlı yılbaşılar dilerim. Yurt dışında yaşayan bütün Türk insanının yeni yılını kutluyorum. Herkese nice yıllar. Türkiye için çok hayırlı ve uğurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dost ve barış için en güzel duygularımı söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti hükümeti için. Dışarıda çalışan ve gurbetçi vatandaşların da yeni yıllarını kutluyorum efendim. Yurttaşlarımızın yeni yılını barış ve sağlıklı geçirmesini temenni ediyorum. Yurt dışında çalışmakta olan bütün Türk vatandaşlarımıza yeni yılda mutlu bir hayat sürmelerini temenni ederim. Ayrıca Frankfurt'ta, Köln'deki olan yeğenlerime de Türkiye'den selamlarımı sunuyorum. Yeni yılda mutlu bir yaşam diliyorum. Yurt dışındaki bütün gurbetçi vatandaşlarımıza, emekçilerimize buradan bol bol selam. 2010 yılında hepsine sağlık, mutluluk ve başarı dolu yıllar diliyorum. Ben de aynen yurt dışındaki Türk vatandaşlarımızın, arkadaşlarımın, dostlarımın yeni yılını kutlar, mutluluk ve başarılar dilerim. Buradan Almanya'da yaşayan öncelikle anneme, babama ve yurt dışında yaşayan tüm Türk vatandaşlarına yeni senede en güzel dileklerimi sunuyorum.
Denizli'de tutuklu olan canım abim yeni yılını kutlarım ve bütün kader mahkumlarına suçtan ve cezadan uzak bir hayat dilerim. Ben de bütün yurt dışında yaşayan bütün gurbetçilerimize, özellikle halamın kızı Eda Nur'a sevgiler yolluyorum. Yeni yılları kutlu olsun, her şey gönüllerince olsun diyorum. Bütün Almanya'daki amca çocuklarıma bütün mutluluklar dilerim. İnşallah 2010 onlar için ve bütün insanlar için güzel geçer. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Avrupa'da yaşayan kuzenlerimin hepsinin buradan yeni yılını kutluyorum. Tüm Türklerin de yeni yılını kutluyorum buradan. Yurt dışındaki gurbetçilerimizin yeni yılını sağlıklı, huzurlu ve neşeli geçmesini temenni ediyorum. Doktor İsmail Kur'an ben, İstanbul'dan plastik cerrahi uzmanıyım. Almanya'da yaşayan bütün Türk halkına, bütün vatandaşlarımıza buradan sağlık, mutluluk dileklerimi iletmek istiyorum. 2010 yılı hepinize aradığınız bütün güzellikleri, dostluğu, barışı, kardeşliği getirsin. Yurt dışında yaşayan özellikle İsviçre'deki yakınlarımıza, dostlarımıza, tüm Avrupa'daki Türkiye'li dostlarımızın gelecek yeni yıllarını en içten dileklerimle kutlarım. Her şey gönlünce olmasını dilerim. Yurt dışında yaşayan Türk insanına bir yeni yıl mesajı alalım. Türk insanına yeni yılda ve akrabalarıma bol şans, sağlık, mutluluk diliyorum. Ben sizin kanalınız ve bizim insanımız programı aracılığıyla görev bölgemde ve genelde Almanya'da yaşayan bütün insanlarımızın ve aynı şekilde bütün Alman dostlarımızın yeni yıllarını kutluyorum. Hepsine güzel bir yeni yıl, mutlu bir yeni yıl ve sağlık dolu bir yaşam diliyorum. 2009 birçok yönden güzel geçti. Birçok yönden sevindirici, zaman zaman da hüzün duyduğumuz dönemler oldu. Fakat 2010 yılının sadece güzellikler, mutluluklar ve sevinç odaklı olmasını diliyorum. Bütün insanlarımızın yeni yılını bir kez daha canı gönülden bütün aileleriyle birlikte kutluyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Bütün üyelerimizin 2010 yılını kutlar. Yeni yılda sağlık, mutluluk, en güzel şeylerin onların olmasını dileriz. Ve bütün insanoğlu da 2010 yılının barış, en iyi, en güzel, ekonomik krizsiz bir yıl olmasını dileriz. Sevgilerimle, saygılarımla bütün insanların yeni yılını kutluyorum. Merhabalar, DEVA ailesi olarak hepinizin, bütün üyelerimizin ve bütün Türk vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar ve yeni yılda hepinize mutluluk, sağlık ve huzur dolu bir zaman geçirmenizi arz ederiz. Merhabalar, ben Yaşar Aksoy, DEVA Wohnungsbau Orgeleiter olarak bütün beraber çalışan arkadaşlarımın yeni yılını kutlarım. DEVA ekibi olarak tüm insanların ve üyelerimizin yeni yılını kutluyoruz. Mutlu yıllar. Yeni yılın Türk, bütün Müslüman alemine, Türk milletine, aileme başta hayırlı uğurlu olmasını, iyi şeyler getirmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yeğenim Hüseyin evleniyor. Onun düğünü için İstanbul'dan geldim. Türkiye'den geldim. Evet. Çok güzel. O arada o zaman Almanya'dan Türkiye'ye buradan selamlar. Evet, herkese selamlar tüm Türkiye'ye. Bir de yeğenime mutluluklar diliyorum. Çok güzel. Peki 2009 nasıl geçti? 2010'dan neler yüzde
2010'dan. Sağlık, mutluluk bir şey yani. Huzur. Merhabalar, 2010 yılına giriyoruz. 2009 bitti. 2010 yılı için neler söylemek istersiniz sevdiklerinize, müşterilerinize? 2010 yılı için müşterilerime, sevdiklerime, bütün vatandaşlarımıza ilk başta sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç, bereketli ve helal kazanç diliyorum. Herkesin her şey gönlünce olsun. Hastalara şifa, dertlere devalar diliyorum. İyi olsun inşallah ve barış içinde olsun. Bütün ülkemiz için, müşterilerimiz için de her zaman olduğumuz yerdeyiz. Her zaman biliyorlar, geliyorlar. Her zaman da bekliyoruz. Merhabalar, 2010 yılına giriyoruz. Yeni yıl mesajlarınızı alabilir miyiz? Buradan sevdiklerinize neler söylemek istersiniz? Tabii ki yeni yılda her zaman olduğu gibi tüm dostlarımıza, tüm Türk insanına 2010'un mutluluk, şans, sevgi, saygı getirmesini istiyorum. Merhabalar, 2009'u bitirdik, 2010 yılına giriyoruz. 2009'da neler yaşadınız, 2010 yılından beklentileriniz nelerdir? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Önce isminizi alalım. Merhaba, ben Dince Usta. Paderborn'dan geliyoruz her gün Bielefeld'e. Allah'a şükür 2009 çok güzel geçti bizim için. Çok hayırlı geçti. İnşallah 2010'da da bu şekilde devam edebiliriz. Aynı zamanda müşterilerimize hizmetimizi bu şekilde devam ettirebiliriz. Servisimizi, bütün müşterilerimize yaptığımız kampanyalarımızı bu şekil böyle inşallah yani 2010 değil 2011-2012 diye devam ettirelim. İki yere kadar. Aynen. Ben Gülşen Tunca, Esile Düğün Salonu olarak tüm dostlarımızın, akrabalarımızın, müşterilerimizin yeni yılını kutlarız. 2010 yılının sağlık, huzur ve barış getirmesini dileriz. Günümüzde yitirdiğimiz değerlerimizi yeniden kazanmamızı, kardeşliğin güçlendiği, barışın hakimiyet kurduğu 2010 yılı olmasını dileriz. Sizin de mesajlarınızı alabilir miyiz? Biz de aynı eşime katılıyorum ben de. 2009 başarılı, güzel geçti. Aynı 2010 senesine de herkes önce sağlıklı, huzur ve neşeli geçirmelerini temin ederiz. Bizim işimiz gençleri evlendirmek ve bizim slogan da hayalleriniz bizimle renklensin diyorum. 2010 yılı mesajlarınızı alabilir miyiz? Neler söylemek istersiniz? İsminiz ne? İsmim Tuğba Beylik. Diyarbakır'da bulunan amcama, teyzeme, tüm yakınlarıma, yanımda bulunamayan tüm yakınlarıma selam söylüyor ve ellerinden öpüyorum. 2010 yılının herkesin gönlünde yatan dileklerin gerçekleşmesine, mutluluk ve sağlık, huzur getirmesine diliyorum. 2010 yılına giriyoruz. 2010 yılı için mesajlarınızı alabilir miyiz? Sizi tanıyabilir miyiz? Özgür Özçelik, 2010 yılı çok umutla bekliyoruz. İnşallah 2009'un krizini atlatmamız lazım. 2010'da daha açık, daha bol kazançlı bir yıl olmasını ve bütün müşterilerin sağlık ve sıhhatli bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz. Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Karakaş. Mehmet Bey, 2010 yılı için neler söylemek istiyorsunuz? 2010 için sağlıklı, mutlu geçmesini, bol kazançlı geçmesini. 2009 yılını bitiriyoruz, 2010 yılına giriyoruz. 2010 yılı için neler söylemek istersiniz? Dostlarınıza mesajlarınız var mı? Evet, başta Bielefeld olmak üzere Almanya'da yaşayan tüm gurbetçilerin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın tüm insanlık alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Dünyada bütün savaşların bitmesini, barış dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Şimdi sırada reklamlar. Reklamlardan sonra bizim insanımız tüm hızıyla devam edecek. Burg İmo Finans'ın katkılarıyla hazırlanan bizim insanımız reklamlardan sonra devam edecek. Burg İmo Finans'ın katkılarıyla hazırlanan bizim insanımız devam ediyor. Sevgili izleyenlerimiz, 21 Ocak'ta İzmir Fuarı'nda ayakkabı fuarı yapılacak. Tüm halkımızı bu fuara davet ediyoruz. Sen hayatsın. Hızlı akan hayatımda, bazen şurada, bazen burada.
Stuttgart ve Reutlingen'de Aktüel Gazete'nin hazırladığı Profesör Doktor Ahmet Maranki ile Şifalı Bitkilerle Sağlıklı Yaşam ve Tedavi Konferansı'na hepinizi bekliyoruz. Süper. Oo, saçımı oynamayın. Saçımı bozmayın. Saç. Yapma jüre bozun. DKMS gel yap başını sen de bir kez. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi sırada Avrupa'nın yakından tanıdığı iş adamımız Sayın Kemal Şahin'in farklı ve duygusal yönünü yansıtan şiiriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sen hayatsın. Hızlı akan hayatımda, bazen şurada, bazen burada. Bir güzel yüz, bir gülüş, bakış veya duruş. Neyse işte hayattan bir parça. Yerde, denizde veya bir ocakta. Bazen yalnız, anlamsız. Belki bir köşe veya bucakta veya bir sokakta. İlgi alanını çekersin onları ve de beni. Neden sorma, çünkü bu hayat. Akan giden çağlayarak, nehirler gibi, dalgalar gibi haykırarak. Çıkar tadını her anın, bir kıymetini sana yaklaşanın. Çok düşünme neden ve niçin, dalma derin duygulara için için. Onu da yaşa. Ama unutma, bu geçen hayat. Geçmesin saniyen bile boşa. Bazen seni görürüm bin kişi içinde. Yaklaşırsın bana, çıkarsın öne. Saçların savrulur, gözlerin süzülür. Benim olursun bir biçimde. Ben mutluyum, bu bana yeter. Sormasam bile kimsin, nesin, ne değilsin? Cevap verme hakkım olmasa bile. Uzaklarda olduğunu bilsem bile. Ben çok şey okudum gözlerinde. Senin lisanın benimki olmasa bile. Ama ben bilirim, sen hayatsın. Çok uzun olmasam bile, sen coşkusun. Tutamasam bile, sen gerçeksin. Seni anlamasam bile. Seni keşfederim bir soruda, kalabalık içinde, bir yalnızlıkta. Bir güzel sözde, gülümseyerek bakan iki güzel gözde. Kıskanma sakın bu sözleri, sen olmasan da bu sensin. Esasen sen de bensin, benim içimdesin. Sen zamansın, sen kaçışa dur, zamana sır dersin ve sitem edersin. Ama sen hep akar gidersin. Bazen sır, bazen vezir olursun. Sen zamansın. Sen her şeysin. Ve onların en güzelisin. Çünkü sen Kemal için hayatsın. İyi ki sen varsın. Evet sevgili izleyenlerimiz, Ocak ayının 10'unda kozmik bilim dalında birçok başarıları imza atmış Profesör Doktor Ahmet Maranki Kültür Havuz Arena'da. Kozmik bilim ışığında sağlıklı düşün ve sağlıklı yaşat konulu toplantısına sizleri davet ediyoruz. Şifalı bitkilerle hastalıkların tedavisini anlatıp soruları cevaplayıp sizler için kitaplarını imzalayacak. Stuttgart ve Reutlingen'de Aktüel Gazete'nin hazırladığı Profesör Doktor Ahmet Maranki ile Şifalı Bitkilerle Sağlıklı Yaşam ve Tedavi Konferansı'na hepinizi bekliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz 2009'dan nostaljik görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. DKMS 1991'de Profesör Eininger, Peta Harf ve Claudia Roth tarafından kurulmuştur. Merkezi Tübingen'de olmak üzere Almanya'nın birçok bölgesindeki büroları ile Claudia Roth halk yararına şirketi yönetmektedir. Kendi ailesinde bir lösemi hastalığı çıktığında Almanya'da sadece 3000 verici kayıtlıymış ve acil bir verici bulma şansı sıfırmış. Günümüzde DKMS 1 milyonun üzerinde kayıtlı gönüllü verici ile dünyanın en büyük kök hücre verici bankasına sahiptir.
Evet sevgili seyirciler, Almanya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Köln'deyiz ve birazdan sizler için DKMS'i ziyaret edeceğiz. Oynamende kimse anlamadı bizim orada kaldığımızı. Kendi kendimize. Hesel oydum ben. Çok güzel yerdi ya. Odenwald. Bir de oydum ben. Orası daha güzel. O da var doğru. Orası daha güzel. Yoksa Hoydewald'da babamın tayini çıktı bizim onda. Vallahi gitti. Evet sevgili seyirciler, Edirne'deyiz ve Edirne Belediyesi'ni sizler için ziyaret edeceğiz. Edirne Belediye Başkanlığı 1867 yılında Vali Hurşit Paşa zamanında vilayet dahilinde olan şehir ve kasabalarda teşkil olunacak daire-i belediye meclislerinin düzenleme şekli ve memurlarının görevleri hakkındaki kanuna uyularak kurulmuştur. Sevgili izleyenlerimiz, bizim insanımız ekibi olarak Paris'teyiz. Paris tarihiyle, eşsiz güzellikleriyle muhteşem bir yer. Birazdan sizler için görüntüler alıp röportajlar yapacağız. Evet sevgili izleyenlerimiz, şu anki bulunduğumuz yer Sen Nehri. Sen Nehri, Paris Kulesi'nin tam bitişiğinde bulunmakta.